Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde ünite 4'ün denemeliyim sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Öncelikle gençler şöyle koordinat sistemini biraz daha belirgin çizmek istiyorum. Evet gençler. Dik koordinat sistemi şeklindeki gibi birim kareli zemin üzerinde gösterilmiştir. Siyah noktadan geçen doğrunun eğimi eksi 5 bölü 4 olduğuna göre doğrunun y eksenini kestiği noktanın koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz eğim dik bölü, e, dikey bölü yataydı yani y bölü x'ti. O halde buradan eksi 5 bölü 4 ise arkadaşlar zaten koordinat sisteminde eksi oldu arkadaşlar sola yatık olduğu anlamına geliyordu. E, evet, 5 x'inin de 4 birim olması gerekir diyoruz. Şöyle kalemimin rengini değiştiriyorum. Evet gençler bakın zaten x burada 4 birim. Y de 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet buradan geçmesi gerekir. Bu doğru diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman 4 birim yani burası eksi 4 noktası. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da y üzerinde eksi 5. Peki benden arkadaşlar istediği y eksenini kestiği yer bu noktanın koordinatları y'si eksi 5, x'i 0 olacak diyoruz. O halde koordinat olarak yazacak olursam 0 virgül eksi 5'tir. E bunu toplayacak olursam 0 artı Eksi 5 diyelim. Eksi 5 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet ikinci soruya geldiğimiz zaman 3 tane çubuk kısadan uzuna doğru. Gençler burası önemli. Kısadan uzuna doğru yukarıda verilmiştir. Bu çubuklar ucuca aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi ekleniyor. Buna göre elde edilen bu uzunluğun metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar küçük olan zaten 50 santimetre. Şimdi ortadakine x diyecek olursam burası da 100 santimetre. O halde bu çubuğun toplamı x artı 150 santimetre olması gerekir. Bizden istenilen soru işaretinin değeri diyoruz. Şimdi buradan eşitsizliğimizi yazacak olursak x'in değeri 50'den büyük 100 santimetreden küçük. 50 küçüktür x. O da küçüktür 100 santimetre diyoruz. Bizden ne istemişti? x artı 150'yi istemişti. O halde burada arkadaşlar x artı 150'yi bulmak için her tarafa 150 ekliyorum. Bakın 50 artı 150 küçüktür x artı 150 o da küçüktür 100 artı 150 şimdi 50 150 daha 200 küçüktür x artı 150 o da küçüktür. 250 santimetre. Gençler bunlar bizim için santimetre cinsinden. Bunları metreye çevirecek olursam 2 metreye küçüktür. x artı 150 Yani buraya soru işaret dediğimiz yer olsun. Bu da 2.5 metre. Şimdi ver, verilenlere baktığımız zaman 2 metreden büyük 2.5 santimetreden küçük olacak diyoruz. Şimdi gençler 2'den büyük olacak soru işaret dediğimiz yer 2.5'dan da küçük olacak diye düşünelim. Şimdi verilenlere baktığımız zaman 2 dediğimiz gençler nedir bizim için? Karekök 4'tür. Şimdi 2.5 dediğimiz arkadaşlar karekök 4 ile karekök 9 arasında şöyle düşünelim. Karekök 4 ile karekök 9 arasında yaklaşık olarak arkadaşlar ne yapar? Karekök 7 gibi bir sayı olur. Tabi tamam, bu bizim için yaklaşık değer olacak diyoruz. O halde soru şart dediğimiz yer karekök 4'ten büyük karekök 7 gibi bir sayıdan küçük olmak durumunda diyorum. Baktığımız zaman verilenlere A şıkkındaki karekök 5 bizim için bu toplam uzunluğa eşit olabilir diyoruz. Karekök 7'den küçük olmak durumunda diyelim gençler. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir kaykay pistine çıkmak için kullanılan merdivenlerde özdeş basamaklar kullanılmıştır. Pistin en üst noktasının yerden yüksekliği merdiven basamak mer merdivendeki basamak sayısı görseldeki gibidir. Merdivenin eğimi 5 bölü 6 olduğuna göre bir basamağın genişliği kaç santimetredir? Şimdi gençler buraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yükseklik var. O halde 120'yi 6'ya bölüyorum bir basaman yüksekliği 20 santimetredir diyorum. Şöyle gençler hemen merdivendeki eğimi küçük bir üçgen üzerinde modelleyecek olursak. 20 bölü evet merdivenin genişliğine x diyecek olursam eğimi 5 bölü 6 demiştim. 5 bölü 6 eşittir 20 bölü x diyoruz. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Veya 25'in 4 katıdır diyorum. O halde x de 6'nın 4 katı olacak diyelim. 4 çarpı 6'dan merdiven genişliği 24 santimetre olur diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Dördüncü soruya geldiğimiz zaman koordinat sisteminde verilen AOBC C karesinin alanı 16 santimetre karedir. Şimdi gençler alanı 16 ise Bakın bunlar 4'er birimdir. O halde burası arkadaşlar bizim için 4 birim. Y'nin de 4 olduğunu söylüyoruz. O halde C noktası ne olur arkadaşlar? X değeri 4 Y değeri de 4 olur diyelim. Peki. Bu karenin C köşesinden geçen D doğrusunun denklemi 3AX hemen yazıyorum. 3AX artı 4Y eşittir 52 imiş. Buna göre D doğrusunun y eksenini kestiği noktanın koordinatları toplamı kaçtır diye sordu. Arkadaşlar şu 4 birim olduğunu yazalım. Evet. Bunlar 4 birim karenin kenar uzunlukları. Peki arkadaşlar o halde bir noktanın bir doğru üzerinde olması demek arkadaşlar şu x ve y değerlerini yerine koyduğumuz zaman denklemi sağlaması gerekir diyoruz. O halde x yerine 4, y yerine 4 yazacak olursam 3 a çarpı 4 artı 4 çarpı 4 eşittir 52. Buradan a'yı bulmaya çalışıyoruz. 3 kere 4 12 a artı 16 eşittir 52. 16'yı karşıya gönderelim. Eksi 16 olarak geçsin. O halde 12 a 52'den 16'yı çıkaracak olursam arkadaşlar 2'den çıkmaz. 12'den 6 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. Evet 12A 36 ise A'nın değeri 3'tür. Arkadaşlar A 3 ise bize verilen denklemde yerine yazalım. 3 A x'ti. 3 çarpı 3 x artı 4 y eşittir 52. Düzenleyecek olursam 9 x artı 4 y 52 oldu. Bizim doğru denklemimiz diyoruz. Bizden y eksenini kestiği noktanın koordinatlarını istedi. Gençler y eksenini x'i sıfırken keser diyoruz. O halde x eşittir 0 için Evet x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 9 çarpı 0 artı 4y eşittir. 52 0 artı 4y 52 ise evet her iki tarafı 4'e bölersek y'nin değeri 13 olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Y'nin değerini bakın şurasını 13 olarak buldum. E bunun koordinatı ne olur? 0,13 olur. X'i 0, Y'si 13. İki koordinatları toplamını istediği için 0 artı 13 sorumuzun cevabı 13 olur diyoruz ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek geçiyorum. 5. soruya Evet gençler 5. soruya geldiğimiz zaman elektronik eşya satan bir firmanın rafına görseldik gibi farklı renklerde müzik çalarlar konulmuştur. Ardışı iki müzik çalar arasındaki uzaklık gençler beyaz noktalar arasındaki mesafeden bahsediyor. Baştaki ve sondaki beyaz noktalara uçlara olan uzaklıklar birbirine eşit ve santimetre biriminde tam sayıdır. Şimdi arkadaşlar o halde ilk etapta baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aralık var. Bir de baş ve sonda var. Toplam 8 aralık var. Daha sonra devam ediyorum. Raftaki bu müzik çalarlardan 2 tanesi satıldıktan sonra kalan müzik çalarlar tekrar yerleştiriliyor. Gerçi 2 tanesi eksilirse ne olur? 8'den 2'yi çıkartırım. 6 aralık olur diyoruz. Bu durumda ardışık iki müzik çalar arasındaki uzaklık ile baştaki ve sondaki müzik çalarlar çalarların uçları olan uzaklıkları santimetre biriminden yine tam sayı olmaktadır. Bu rafın uzunluğu 1.5 metreden kısa olduğuna göre raf uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar o halde bu uzunluklara baktığınız zaman hem 8'in hem de 6'nın katı olduğunu görüyorum. O halde 8 ile 6'nın ekoku kaçtır arkadaşlar? 24 santimetredir. Yani bu uzunluk arkadaşlar rafların uzunluğu 24 santimetre. Yani hem 8'e bölünebiliyor hem de 6'ya bölünebiliyor. O halde ne olması gerekir? 24 santimetre veya katlar olması gerekir. Şimdi 24'ün katlarına bakacak olursam. 24 48. Çünkü benden en büyük tam sayı değeri dedi. Ve 1.5 metrede 150 santimetredir diye düşünelim. 72 96 120 144 diye devam eder. Şimdi 150'den küçük en büyük değerimiz 144 santimetre olur diyoruz. Ve C şıkkını Doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet bizden en fazla alabileceği değeri istemişti. En fazla alabileceği değer 144 santimetredir diyorum. Evet devam edelim. Büyüteç küçük cisimleri büyütmeye yarayan araçlardan biridir diye bilgimizi veriyor. Büyüteçlerde kullanılan farklı özelliklerdeki mercekler sayesinde büyütme oranları farklı olabilmektedir. Farklı uzunluğa sahip çubukların normal uzunlukları ve büyüteç ile bakıldığındaki uzunlukları santimetre cinsinden yandaki görselde verilmiştir. Buna göre bu merceklerin büyütme oranlarının büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar 2 üzeri 5 milimetreye mm 4 üzeri 4 milimetreye büyütüyor. Buradaki büyütme oranını bulabilmek için büyüttüğü oranı gerçek uzunluğa bölmem gerekir. O halde birinciden başlayalım. 1 diyorum. 4 üzeri 4'ü 2 üzeri 5'e böleceğim. Şimdi 2'nin kuvvetini yazacak olursam 2'nin ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 5 tabanlar aynı üstleri çıkarıyorum. 2 üzeri 3 mm olur ve 2 üzeri 3 olur. Büyültme oranı birinci de diyoruz. Devam edelim ikinciye bakalım. 64 üzeri 2 4 üzeri 3 64'ü ve 4'ü arkadaşlar. 2 tabanında yazacak olursak 2'nin 6. kuvvetiydi. O halde 2 üzeri 12 2'nin karesinin 3. kuvveti 2 üzeri 6 Tabanları aynı üstleri çıkarıyorum. 2 üzeri 6 olur. Büyültme oranı diyoruz. 3.ye bakalım. 32 üstü 3 bölü 8 mm. Evet her ikisini 2'nin kuvvetini yazalım. 2 üzeri 5'in 3. kuvveti yani 15 bölü 2 üzeri 3 bu da 2 üzeri 12 olur diyoruz. Bizden büyükten küçüğe doğru sıralama istemişti. Evet tabanlar aynıken üstü büyük olan büyüktür. 2 üzeri 12 büyüktür. 2 üzeri 6 o da büyüktür. 2 üzeri 3 diyoruz. Yani 3 büyüktür. 2 büyüktür. 1 olur diyelim. 3, 2, 1. Nerede gençler? B şıkkında doğru yanıt olur diyoruz. E, temizleyerek geçiyorum 7. soruya. Sağ ve sola doğru aynı miktarda gidebilen açılır kapanır kapalı e, kapı görseli yukarıda verilmiştir. Kapılar açıldığında bir kapının duvar üzerindeki genişliği bir kapının genişliğinin yarısından 30 cm eksiktir. Buna göre kapılar tamamen kendi Genişlikleri kadar açıldığında iki kapı arasındaki açıklık kaç santimetre olur diye soruyor. Şimdi gençler yarısından dediği için kesirlerle uğraşmak istemiyorum ve bir kapının genişliğine 2x santimetre diyorum. Şimdi 2x'in arkadaşlar yarısını bulmak daha kolaydır. O halde bunun yarısı bakın şu gelen neresi arkadaşlar? Duvar üzerine gelen yer. 2x'in yarısı x. 30 eksi x eksi 30 olur diyoruz. Şimdi duvar üzerine gelen yerle 75'i toplarsan da kapı genişliği olan 2x'e eşittir diye düşüneceğiz. O halde x eksi 30 artı 75 eşittir 2x diyelim. x Eksi 30'da 75 toplarsam artı 45. Eşittir 2x. Buradan x'i gönderdim gençler. Eksi x olarak geçti. O halde 45 eşittir. X olur diyoruz. E kapı genişliğinde olur arkadaşlar. 2x'ti. Buradan 2 çarpı 45'ten bir tane kapının genişliği 90 santimetre olur diyorum. E bizden iki kapının arkadaşlar tamamen açıldığındaki genişliği istiyor. O halde 2 çarpı 90'dan 180 santimetre olur. Aradaki açıklık diyoruz. Ve 180 santimetreyi D şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Evet 8. soruya geldiğimiz zaman iki farklı fidanın dikildikten sonraki geçen zaman ile boylarının uzunlukları arasındaki doğrusal ilişki grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre fidanlar dikildikten kaç yıl sonra iki fidanın boyları arasındaki fark 20 santimetre olur diyor. Bakın arkadaşlar farkın 20 santimetre olmasını istiyor. Şimdi gençler üzerine ben birinci fidanı A, ikinci bir fidanı B diyeceğim. Burada istersek denklemleri yazalım. Bakın A fidanı için denklemi yazacak olursam. Başlangıcı 10 santimetre. 10 artım. Bir yılda gençler 10 santimetre uzadı. O halde yıla x dersem 10 artı 10 x olur. A fidanının doğrusal denklemi diyelim. B fidanına bakıyorum. Başlangıcı 15 artı. Aradaki fark 5 gençler. O halde 5 x olur diyoruz. Şimdi A fidanı dikkat ederseniz daha yukarıda arkadaşlar. O halde A fidanından B fidanın boyunu çıkaracak olacağız. Çıkaracağız ve aradaki farkın 20 santimetre eşit olduğunu söyleyeceğim. Şimdi a fidan daha büyük olduğu için o halde 10 artı 10x eksi b fidanını doğru denklemini çıkarıyorum. Ve sonucun 20'ye eşittir diye söylüyorum. Şimdi şu eksiyi dağıtacak olursak 10 artı 10x eksi 15 eksi 5x eşittir 20 diyelim. Buradan arkadaşlar 10x eksi 5x daha 5x yapar. 10 eksi 15 daha eksi 5 eşittir 20. Eksi 5'i gönderiyorum artı 5. O halde 5 x eşittir 25 ise her iki tarafı 5 ile bölüyorum. x'in 5 olduğunu söylüyorum. Demek ki 5 yıl sonra arkadaşlar ne olur? 5 yıl sonra aradaki fark 20 cm olur diyoruz. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Gerçekten istersek şöyle de düşünebiliriz. Bakın şurayı temizleyerek konuşalım. Şimdi bir yılda dikkat ederseniz arkadaşlar aradaki fark normalde arkadaşlar bir yılda ne oldu? Birinci yılda aradaki fark bakın normalde 5'ti ve birinci yılda eşitlendi. Yani şöyle diyebiliriz. Bir yılda 5 santimetre fark kapandı. Şimdi ikinci yılda arkadaşlar ne olur? Birinci yılda kapandı. İkinci yılda 5 santimetre yeni fark oluşur. 3. yılda 5 santimetre daha fark açılır, yani 10 santimetre fark oluşur. 4. yılda 5 santimetre daha fark oluşur. 15 santimetreye çıktı 4. yılda. Son olarak 5. yılda da 5 santimetre fark açılarak Toplam fark 20 santimetre fark oluşur deriz. Bakın 5. yılı bu şekilde de söyleyebiliriz gençler. Evet devam ediyorum. 9. soruya geçiyorum. Evet. 3 arkadaş 20 santimetre yarı, yarı çap uzunluğuna sahip çember şeklindeki bir bölgenin merkezinde bulunan misketi vurmaya çalışıyorlar. Bu 3 arkadaş da atışlarını çember üzerinden yapacaklardır. Yani çemberin arkadaşlar tam bu merkezden yapacaklar. Yani 20 santimetrelik mesafeden yapmaya çalışıyorlar. Ali ve Veli'nin yaptığı atışlar sonucunda attıkları misketlerin çemberin yaylarına olan uzaklıkları görsel üzerine verilmiştir. Ayşe ise Ali'den daha fazla, Veli'den daha az uzaklıkta bir mesafeye atış yapmıştır. Ali'den daha fazla yapıyor. Yani 13.5'tan daha fazla yaklaşıyor. 16'dan da daha az yaklaşıyor şeklinde düşüneceğiz. Buna göre Ayşe'nin misketinin merkezde bulunan misketi uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Ayşe'nin attığı uzaklığı x santimetre olsun diyelim. O halde bu x'in diğer arkadaşlar ne olması gerekiyor? 13.5'dan daha yakın ama 16'dan daha az bir uzaklık olarak düşünelim. Şimdi 13.5'tan daha yakın, 16'dan daha uzak diyoruz. Peki merkeze uzaklığına y olsun dersek arkadaşlar. O halde normalde çemberimizin merkeze uzaklığı merkezdeki bilyenin 20 santimetreydi. O halde bu y'yi bulabilmek için 20'den 16'yı çıkarıyorum küçüktür y 20'den 13 çıkarıyoruz ve bunun sonucu da y'den büyük olacak diyoruz. Şimdi 20'den 16'yı çıkartırsak y 4'ten büyük evet 20'den 10, 13 çıkaracak olursak da 6 buçuk olur diyorum. Şimdi gençler 4 dediğimiz kare köklü ifade olarak düşünürsek karekök kök 16'dan büyük olacak diyoruz. Şimdi 6 buçuk arkadaşlar karekök 36'dan daha büyük. Yani karekök 40 gibi bir sayı gibi olabilir. karekök 40'a yakındır diye söyleyelim. Şimdi verilenlere baktığımız zaman arkadaşlar burada karekök 17 evet karekök 17 bu arada herhangi bir değerdir. Değer olabilir diyoruz. Bakın diğerleri 15, karekök 15, karekök 12 ve karekök 13, karekök 16'dan küçüktür diyoruz. Bunları şöyle elemiş olalım gençler. Evet devam ediyorum. Onun soruya geldiğimiz zaman aşağıda verilen denk, doğru denklemlerden hangisinin grafiği çizildiğinde koordinat sisteminde 3. bölgeden geçer diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 3 tane bölgeden geçebilmesi için ne olması gerekir? Bakın x olması gerekir, y'si olması gerekir ve sabit terimi olması gerekir. Yani orijinden geçmemesi gerekir diye düşüneceğiz. Şimdi orijinden geçerse 2 bölgeden geçer. Veya sadece y veya sadece x varsa da ne yapar arkadaşlar? Yine 2 bölgeden geçer diyoruz. O halde sorumuzun cevabı c'dir diyorum. Ve c'nin 3 bölgeden geçtiğini göstermek istiyorum. x ekseni y ekseni. Gençler c için hemen x ve y için Evet, x eşittir 0 için diyorum. Burada 2 kere 0, 0 artı 3y eşittir 6'dan 0 gider. 3y eşittir 6 ise y2'dir. y 2'dir. Y ye yerine 0 yazıyorum. O halde 2x artı 3 çarpı 0 eşittir 6'dan 3 kere 0 attım. 2x eşittir 6, x eşittir 3 olur diyoruz. Evet, x 0 iken y 2'den, e şurası 2 olsun gençler x üçgen y sıfırdan geçiyor. Şöyle doğru mu alıyorum. Evet bakın arkadaşlar nereden geçiyor? Birinci bölgeden geçti. ikinci bölgeden ve dördüncü bölgeden geçerek 3 bölgeden geçmiştir diyoruz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derse kalan soruları çözeceğiz gençler. Evet diğer derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.